Annem. Babam. Annem. Baba. Ben geldim. Küçük oğlunuz geldi. Hayırsız, vefasız oğlunuz geldi. Siz de yıllardır benim yolumu mu gözlüyordunuz yoksa yattığınız yerden ha? Ama beni affedin. Ben bilmiyordum ki sizin burada olduğunuzu. Bilsem gelmez miydim? Bilsem o savrulmuş köklerimi toprağınıza bırakmaz mıydım ben? Kardeşim, kendini suçlama. Sen daha çocuktun. Gel. Hadi gel. Şunu sakın unutma kardeşim. Bu hayatta ne büyük acılar yaşamış olursak olalım, canımız ne kadar yanarsa yansın, hangisinin arkasında bizim için nasıl hayırlar olduğunu kimse bilmez. Bu dünya hayatı bir sınavdan ibarettir. Önemli olan hakkı ve sabrı tavsiye etmektir. Ne zaman, nerede, nasıl, ne olacağını bir Allah bilir. Sen ne kurarsan kur, takdirden ötesi olmaz. Bir yerde gidersin, kavuşmak için nasibinde ayrılık vardır. Kimi zaman da ayrılmak için gidersin, kavuşursun. Doğru. Doğru. Ben seni ilk başta düşman bellemiştim be abi. Mahallede mal satmamıza engel olan bir hoca var dediler. Dediler ki bizim torbacılarımızı ayartıp tövbe ettiriyormuşsun. Dedim kim lan bu hoca? Gidelim dedim, bir hesabını soralım. Yaşar, sen niye işi bırakıyorsun oğlum? Hocaya söz verdim abi. Ne oluyor lan? Bu kaçıncı hoca vakası? Hep aynı hoca pilot.
Şu aşağı mahalleden Ali Hoca diye biri. İyi. Tanışalım o zaman. Lan meğer öz be öz abimizden yanlış yolun hesabını soracakmışız da haberimiz yokmuş, iyi mi? İşte o sebeple ben o gece caminin önüne geldim seni aramaya. Seni aramak için o gece caminin önüne geldiğimde duyguma vuruldum. Ulan pilot sen kim, aşk kim, sevmek kim derken yeryüzüne indirilmiş o insan suretli melek bana ya, bana pilota aşık oldu. Meğer mucizeler peşi sıra geliyormuş, ben anlamamışım. Feray'ın büyük ikramiyesi bana vurmuş da haberim yokmuş. Abimle aşkı aynı yerde bulmuşum da haberim yokmuş. Ama sonunda kavuştuk. Hem aşkı hem kardeşliği birlikte bulduk. Şükürler olsun ya Rabbim. Annem. Babam. Biz abimle birbirimizi bulduk. Şükürler olsun. Bulduk, artık biz etle tırnak gibiyiz. Sizin gözünüz arkada kalmasın, olur mu? Süleyman, Hüroğlu, bu. Oğlum yatıyor burada. Kaybettiğim, yıllarca arayıp bulamadığım, kardeşimin adını verdiğim oğlum. Alican'ın abisi. Süleyman. Abi, ya o gün söylediğinde de içim yanmıştı da. Şimdi ayrı bir içim yandı be. Sevda'nın babası demiştin. Evet. Evet kardeşim. Abi, daha önce de sordum ama söylemedin. Köksal neden öldürdü senin oğlunu? El kadar çocuktan ne istedi? Köksal'ın asıl amacı beni öldürmekte. Neden ama? Niye Köksal seni öldürmek istesin ki? O sadece bir maşaydı. Beni tanımıyordu bile Köksal. Köksal'ın seni öldürmesini isteme sebebi, yani bunun arkasındaki kişi hangi iblisti abi? Şimdi söyle gideyim sıkayım kafasına. Söyle alayım senin intikamını ha.